Ben Mustafa Çetin. Yeni bir Bir Yudum Sanat programına hoş geldiniz. Bu programda yine sanata gönül vermiş, kimsenin görmediği, görmeye cesaret edemediği, görmekten korktuğu, ışığı gören özel bir sanatçımızın öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Bugünkü programımızın konuğu Nuriye Kılınç. Sanata bugün ressam Nuriye Kılınç'ın penceresinden bakacağız. Nuriye programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Nuriye, ben seni tanıyorum ama izleyicilerimiz seni tanımıyor. Hı hı. Kendinden bahseder misin? Nuriye Kılıç kimdir? Ben İzmirliyim. İzmir'de doğdum. Ailem şu anda İzmir'de yaşıyor. Evliyim. iki oğlum var. 2002 yılından beri Kanada'da yaşıyorum. Ama hayatımın çoğunluğu Malatya'da geçti. Çünkü eşim Malatyalı. Ayrıca üniversiteye Malatya'da gittim. İnönü Üniversitesi'nden 95-96 eğitim yılında mezun oldum. Sonra 97 yılında öğretmenliğe başladım. Gazi Lisesi'nde 5 yıl öğretmen olarak çalıştım, resim öğretmeni olarak. Ayrıca 97 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimlerinde yüksek lisansa başladım. 99 yılında yüksek lisansı bitirdim. Acı kavramının görsel imgeye dönüşüm süreçleri ismi altında yaptığım tez aslında benim bir anlamda kendi içime bakış ya da insanların yaşamları süresince geçirdikleri devrelerde karşı karşıya kaldıkları sorunların biçime dönüşmesi. Ya da işte bir duruş biçimi. Yani acı her yerde var. Mutluluktan çok acı var ve biz acıyı tüketemiyoruz. Yani mutluluğu hemen tüketiyoruz ama acı bir süre sonra ortaya çıkıyor. Bu anlamda ben zaten 4 yıl boyunca sanat felsefesi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi, estetik gibi derslerle beraber bu kavramlar üzerine çalıştım. Yani acı kavramı üzerine çalıştım. Aslına bakarsan tamamen kendi özlenme yönelik bir konu. Yani kendinden hareketle biçimler oluşturdum örneğin işte semboller oluşturdum ve onları koyu boyalarla, kalın boyalarla anlatmaya çalıştım. İşte özel nesneler kullandım, zarftır, mektuptur ya da işte formlar, sandalye formu, ok formu, ayak formu, anahtar deliği. Bütün bunlar bir insanın ya da kişilerin başka kişiler üzerinde bıraktığı iz anlamında çünkü o izi biz hiç yok edemiyoruz. En ufak bir şeyle karşımıza çıkıyor ve tekrar tekrar bizi aynı şeyle karşılaştırıyor. Yani bir duruş biçimi aslında. Bir anlamda acı kavramına bakış bir duruş biçimi bence. Bana göre. Aa, evet. Daha sonra çeşitli sergilere katıldın. Onlardan bahseder misin? Ya. ya Türkiye'de karma sergilerim oldu. Kişisel sergilerim oldu. İlk sergimi 95 yılında Ankara'da ODTÜ'de açtım, kütüphanesinde açtım, ODTÜ'nün kütüphanesinde. iki hafta sürdü. İyi bir sergiydi, ilk deneyimdi. Sonra Malatya'da ikinci sergimi yaptım, kişisel sergimi. Sabancı Kültür Merkezi'nin zaten bir tane e, merkez var, Sabancı, ait o da. Sabancı Kültür Merkezi ismi altında. Üniversitede karma sergiler oldu. Ayrıca bizim bir grubumuz vardı, Grup Kilometre ismi altında. O arkadaşlarla iki ayrı sergim oldu, grup sergim. Bir tanesi Malatya'da, diğeri Samsun'da. Son sergimi de 2000 yılında Mersin'de yaptım, İç Sanat Kulübü'nde. Gru grup sergisi? Yok, o kişisel sergimdi. Son abi. sergim, kişisel sergiydi. Ayrıca... tabii ki... Kanada'da iki sergim oldu, grup sergim. Bir tanesi seninle biliyorsun. Hmm. Aa, en son sergimiz geçen yıl 2007 yılında. Ondan önce de... Ege Can'la beraber yaptığım bir grup sergim vardı. Evet. Kanada'ya 2002'de hı. geldin. Kanada'da neler gördün? Türkiye'den farklı olarak sanat alanında neler yapılıyor? Neler seni çekti? Neler ilgini çekti? Neler yanlış gidiyor? Hı hı. Neler yapılıyor? Tabii ki yani şu anda Toronto'da yaşıyoruz ikimiz de. Eto'nun tabii ki zengin, yani kültürel anlamda, sanatsal anlamda etkinliklerin olduğu bir şehir. Bizim İstanbul gibi yani. Ee, tabii ki çok fazla galeri var, sergi var. Ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz. Olanaklar daha mı fazla sence? Yoksa daha mı az? Ne? Ee, neler ne? düşünüyorsun? Yani e, sanatsal e, olanaklar. Türkiye mi? Türkiye'de burayla karşılaştırdığımızda. O, o konuda çok fazla bir şey söyleyip, Söyleyemeyeceğim çünkü e, yani karşılaştığın kişilere bağlı, e, durumlara bağlı. Yani işte burada da e, sergi yapmak istersen galeri bulamıyorsun. Çünkü galeri, galeriye başvurduğunda işte senin bilinmiş olman, bilinmiyor musun, bilinmiyor musun? Ya da işte daha önceden sergi yaptın mı, yapmadın mı gibi sorularla karşılaşıyorsun. Peki ta tanınmak e, avantaj mı bir galeriye gittiğin zaman seni kabul etmeleri açısından? Avantaj yaratıyor mu? Mutlaka avantaj yaratıyor. Mutlaka çünkü bilen yani onların tanıdığı insanlarla galericiler sergi yapmak istiyor. Kendi sanatından bahseder misin? Kendini hangi akım içinde buluyorsun kendi çalışmalarını? Birebir şu akım içinde diyemiyorum ama ben kendime baktığımda daha çok dışa vurum. Yani bu nasıl oluyor? İşte biçimlerle dışa vurum ya da renk Renkli dışa vurum ki gerçi ben de renkli dışa vurumdan ziyade rengi yok etme anlamında bir dışa vurum oluşuyor. Yani ben e, aslında anlatımcıyım. Direkt olarak anlatıyorum ama bu birebir işte bir nesneyi alıp da çizmek ya da işte birebir bir şeyi göstermek anlamında değil de bir ipucu vererek yani sembol kullanarak onu anlatmaya çalışıyorum. Kalın boya kullanıyorum. Büyük tuvaller kullanıyorum. Tuvalin büyüklüğü e, resme daha fazla bir enerji veriyor. E, yani o Büyük kavramını işin içine sokmak istiyorum. Yani aslında kavram benim için önemli. Resmin plastiği değil. Yani plastiğini ben yok etmeye aslında bir anlamda plastiğini yok etmeye çalışıyorum. Yani göstermek istediğim şey belli. Yani işte ben eğer bir insan başka bir insan üzerinde bıraktığı izi anlatıyorsam, bunu ben çok renkli boyalarla anlatmak istemiyorum. Çünkü acı bir anlamda benim uğraştığım kavram bir anlamda acı. Yani mutsuzluk, hüzün ölüm. Yani belki bunlar çok şey değil, öyle hoş, iç açı şeyler değil ama bu kavram anlamında koyu renkleri, kalın boyaları, büyük tuvalleri kullanarak ve belli gerçek nesneler üstüne yerleştirerek yani insanlara aslında ipuçlarını veriyorum orada. Geleceğe yönelik neleri, neler planlıyorsun Toronto'da? <laughs> Güzel bir soru. Neler yapmak <laughs> Geleceğe istiyorsun? Ya öncelikle burada çok yeniyim. ben beş yıldır yaşıyorum ve evet. beş yıl az bir süre değil ama yani. yok aslında az bir süre çünkü ne oluyor insan bir kere şok yaşıyor geldiğin zaman burada işte kendi alanında iş bulamıyorsun alışman gerekiyor çocuklarım var onların onlarla ilgili programların var yani o süre yani biraz az bana göre bana göre en azından bilmiyorum ee, istediğim şey aslında atölye kurmak yani. Ee, ama sadece benim çalışacağım bir atölye değil. Büyük bir atölye. Belki orada diğer sanat dallarından da kişiler gelirler. Beraber e, kurs olabilir, kurs ortamı olabilir. Bilmiyorum, burada sanırım Toronto'da yaşayan heykeltıraşlar var, sinemacılar var, ressamlar var. Yani bir araya gelip aslında böyle bir birliktelik oluşturmak bence doğru bir şey. Çünkü tek başına bazı şeyler olmuyor. Bizim görüşmemiz, konuşmamız, tartışmamız, fikir alışverişi yapmamız. Yani bir bir hareket olması gerekiyor. Bir dayanışma için. Ya mutlaka. Ee, sa sanatla ilgilenen, yani. izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Yani bunlar bir araya gelip bir organizasyon mu kursunlar, ne yapsınlar? Yani senin... Nasıl bir Sanatla şey? ilgilenen e, e, kişiler evet, anlamında mı? Evet. E tabii ki bir araya gelmek güç güç getirir insana yani bir kişinin yapamayacağı şey. 3-4 e, kişi çok rahatlıkla yapabilir sonra dayanışma her zaman güzeldir yani bir arada olmamız gerekiyor. Yani bir şekilde e, o düş, kendi düşüncelerimizi aktarmamız, kendi de, deneyimlerimizi birbirimize vermemiz. Birinin bilmediğini diğeri bilebilir çünkü ondan fikir almak yani bunlar iyi şeyler. Hele de böyle yabancı bir ülkede olması gereken şeyler.